Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önceki programların birinde bir şey söylemiştiniz, nakletmiştiniz de mutlaka izleyicilerimiz de hatırlıyorlardır. Yani iyi arkadaş bulmak zordur. İşte bulunca da kıymetini bilmek lazım gibi bir şey. Hadis-i şerif midir, büyüklerin sözü müdür bilmiyorum. Hazreti Ömer'in sözü. Veyahut da İmam-ı Şafii Hazretleri'nin de var o şekilde sözleri. Evet. İşte bunu sormak istiyorum bugün. Müsaade ederseniz. Yani arkadaşının kıymetini bilmek ne demektir? Nasıl olur? İyi bir arkadaş bulmuşuz ama hor kullanıyor olabiliriz onu. Yani tepe tepe kullanıyor olabiliriz. İncitiyor olabiliriz. Nelere dikkat etmek lazım ki bu arkadaşa sahip çıkalım? Önemli bir şey çünkü, yani iyi bir arkadaş. İmam-ı Gazali Hazretleri bir tasnif yapmışlar Mustafa Bey. İnsanlara, tabii bunun içerisine arkadaş da dahil etmişler. Üçe ayırmış. Birincileri gıda gibidir. Tamamına ihtiyacımız olur. İkincileri ilaç gibidir. Bazen ihtiyaç hissedilir bunlara. Hasta olursak. Üçüncüleri ise hastalık gibidir. İstemediğimiz halde gelir bulaşır. Kaçmak lazım. Evet. Birincidekilerden yakaladık. Gıda gibi olanı yakaladık. Evet. İhtiyacımız var ona. Evet. Ve arkadaşlıkta önemli olan onun yükünü çekmekmiş. Yükünü ona çektirmek değilmiş. Burası da önemli. Tabii. Kaçırmayalım ya burayı. Yani, çok iyi, gel. Şuraya gidiver, şunu yapıver, bunu ediver falan. Ben hastalandım, bir dua ediver. Böyle değil o. Ya ben senin sırtına bineyim, sen beni taşı yani. Sen beni taşı. Evet. Öyle değil o. Yani kıymetini bilmek öyle değil. İşte dua istiyoruz ya falan, öyle değil de o. Dua isteyeceğim. Şimdi din büyükleri de anlatıyorlarmış talebelerine hep de, kitaplarda da yazılı bunlar. Mesela dua istememek, evet, kibir alamettir buyuruyorlar. Dua istememek. Fakat buyuruyorlar, öyle bir şey yap ki o kimse dua etmek mecburiyetinde kalsın. İstemene gerek kalmasın. Evet. Şimdi, benim şey eşyalar, sen o bizim evin oradan geçin değil mi? Bizim eve bırakıver. Markete mi gideceksin ya? Bizim eve de şunlar lazım. Bunları da alıver. Akşam sen yastan sonra Kur'an-ı Kerim okuyun biliyorum. Bize de bir dua ediver. İyi be. Hatta bana dua etmek için umreye git. Tercihde kalk. canım işte kıymetini biliyorsun falan ha. Kıymetini biliyorsun. Öyle değil o. Eğer böyle birisi, salih birisini eğer yakalamışsan, çarpmışsan, yani ona yükünü çektirmek değil. Eline gelirse onun yükünü hafiflet. Onu yardım etmek. Yani bir fırsat kollarsın. Yani buna nasıl bir yardım dokunur diye. Onun kıymeti o şekilde bilinir. Ve onu üzecek hareketlerden aynı şekilde uzak durulur. Yani ondan manen istifade etmiyorlarını. Yoksa çok iyi bir kimse bunun, vur başına al ağzındaki lokmayı. Öyle değil ya. O zaman öyle yapılıyor. Öyle değil o. O zaman ne oldu? Sen ona eziyet ediyorsun. Zulmediyorsun. Menfaat giriyor bir de. Menfaat giriyor. Yani. Dolayısıyla da istifade etmen söz konusu değil. Onu kaçırırsın bir de. Kaçırırsın. Elinde tutman zor. Şimdi bir de bir hadis-i şerif var da onu nakledeceğiz. Şimdi hadis-i şerifte peygamberin buyuruyorlar ki sevdiğini aşırı sevme. Olur ki bir gün sevmediğin kimse olur. Şimdi bakıyorsun. Ya öyle bir arkadaş edim ki mübarek melek gibi ya falan. Aradan bir ay geçiyor falan. Çok kalleş adammış ya falan. Ne oldu şimdi? Şimdi Allah Teala hepsine rahmet eylesin. Rahmetullah Teala aleyhi ecmaîn. Ehl-i sünnet âlimler ne güzel buyurmuşlar. Hayattayken de talebelerine hep anlatmışlar. Şimdi kimseye suizan etme buyurmuşlar. Ama nefsi unutma. Tamam sev ama
Bu netice itibariyle insandır. Nefsi iman etmemiştir. Her an hata edebilir. Nefsi devreye girip ısırabilir. Tetikte dur. Aşırı derecede metüsena etme. Sonra hayal kırıklığı yaşarsın. Bazen oluyor. Nitekim mesela biz TGRT FM'de İslam ve Toplum programı sebebiyle size de geliyor gelen telefonlardan bazen. Onları şey yapıyor falan işte. Ben yıkıldım, yandım, bittim. Beklemiyordum ben ondan. Beklemiyordum ben ondan falan. Ne oldu işte, ben onu çok iyi biliyordum falan. Arkadaş tamam, suizan etme de bir kere nefsi de unutma. Bu ölçüyü yakalayan bir kimse tamam güzel halleri var falan ama ihtiyatta durur. Tetikte durur. Hemen yıkıldım, öldüm, bittim, beklemiyordum falan. Öyle bir şeyle girmez. Öyle bir şeyle girmez. Onun için kişi dünyada da ahirette de sevdikleriyle beraber olur. Onun için iyilerle arkadaşlık etmeye çalışmalı. Allah-u Teala çoğu zaman bir sevgili kulunun kalbinde bir kimseye muhabbet görür de onun hürmetine bu kimseye merhamet ederek sevdiği kullar arasına dahil edebilir. İyi arkadaşlar bulunca bunların kıymetini bilmeli. Edeplerine dikkat etmelidir. Ona saygılı davranmalı. Canını, malını, kendi canından, malından üstün tutmalı. Ayıbını, kusurunu görmemeli ve hiç kimseye söylememeli. Hatta unutmalıdır. Tekliflerini reddetmemeli. Tartışmaya girişmemeli. Asla kalbini kırmamalı. Arkadaşının aleyhinde konuşan olursa susturmalı. Alınacağı sözleri yüzüne karşı veya arkasından söylememelidir. Emri marufu gerektirecek hususlar varsa yalnızken söylemelidir. Sen bunu bilmiyorsun der gibi değil de umumi şekilde söylemelidir. Suizan etmemeli, yaptığı uygun şeyleri dalgınlığına, unutkanlığına havale ederek mazur görmelidir. Sevdiklerini sevmeli, sevmediklerinden, düşmanlarından uzak durmalıdır. Ona karşı alçak gönül ve tevazu sahibi olmalıdır. Babasının, sülalesinin, çocukların, memleketinin isimlerini öğrenip unutmamaya çalışmalıdır. Böyle şeyler sevgiyi kuvvetlendirir. Alakasız gibi durmak, sen nereliydin, adın neydi gibi sözler uygun değildir. Sevgide ve nefrette aşırıda gitmemelidir. Her ikisinde de buyuruluyor. Her ikisinde de. Şimdi söyleyeceklerini hepsini aynı şekilde söylemişler Ehl-i Sünnet alimleri. Yazmışlar, kitaplarına bildirmişler. Dolayısıyla ya ben seni var ya çok seviyorum falan. Mesela ona kötülük eden birisine de ben seni çok seviyorum falan onun yanında diyorsun. Olmadı arkadaşım. Yani neye benziyor biliyor musun? Ben Ebu Bekir'i radıyallahu anh'a çok seviyorum. Ama Ebu Cehil'i de seviyorum. Olmadı arkadaşım. Olmadı. Çünkü imanın altı şartı anlatılmadan önce iki şart bildirilmiş Mustafa Bey. Hubbu fillah, budu fillah. Sevgi Allah için. Buğz da Allah için olmalı. İkisi de Allah için olmalı. O zaman aynı şekilde, o zaman aynı şekilde yani iş rayına girer. Bu bir, ikincisi bir de ya ben seni çok seviyorum işte seni bir yemeğe çağırıyorum falan. Bir bakıyorsun ki sofrada kuz siti hariç hepsini koymuş. Ya şimdi o sevdiğin arkadaş çağırdın, çok seviyorsun falan ama şimdi karşılık yapacak senin o ikramını görünce ben bunları yapamam diyecek. Yavaş yavaş senden uzaklaşır o. Allah rahmet eylesin, vefat ettiği bir arkadaş bir ünite amiriydi. İşte onun böyle mahiyetinde çalışanlar falan. Haralan gürelen birbirlerini davet ediyorlar falan. Bir gün dediler ki onun ünitesinde çalışan bir arkadaş dedi. Bugün bizim müdür dedi işte yemeğe çağırıyor, siz de çağırıyor falan diye. Sonra telefon açtıydı. Gittik eve. Allah rahmet eylesin. Geldi dedi ki ya dedi bugün dedi bizim hanım dedi pazarda dedi bir ıspanak görmüş dedi. Hakikaten çok güzel falan dedi. Ispanak pişirmiş. Bir tepside yoğurt almış falan. Şimdi ziyafete bak. Ispanak mı? Yoğurt. Ekmekler alınmış falan. Şimdi onun ünitesinde çalışan çocuk ya dedi müdürün ziyafeti böyle olursa ben de çağırırım dedi onu. Yani, ben de pırasa pişiririm. Ha ben de pırasa pişiririm. Ziyafet böyle olursa. Onun için de Peygamber Efendimiz ben ve ümmetim salihleri tekellüften uzakız. Yani külfet vermekten. Külfet vermek. Külfet vermekten uzakız. Bu dostları ayırır, uzaklaştırır. Ben efendim işte arkadaşın kıymetini bilmek için böyle yapıyorum. Kıymetini bilmiyorsun aslında. Farkına varmadan araya mesafe koyuyorsun. Uzaklaştırıyorsun. Uzaklaştırıyorsun. Hani Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri için atfedilir. Ya olduğun gibi görür ya da göründüğü gibi ol. O çok önemli hakikaten. Dolayısıyla bize her zaman lazım olan hakiki dostun, gerçek arkadaşın hakkına riayet etmeliyiz. İki arkadaş iki ele benzer. Biri diğerini nasıl yıkayıp temizler, nasıl ki el, ayak ve bütün uzuvlarımız bize yük olmayıp bir hususta yardımcı ise biz de arkadaşımıza yük değil,
yardımcı olmaya çalışmalıyız. Karşılık beklemeden yardımına koşmalıyız. Daima onu kendimize tercih etmeliyiz. Önemli olan bu. Böyle olursa bu dostluk devam eder. Bu dostluk devam eder ve onun da kıymeti bilinmiş olur. O da hisseder. Der ki ya bu sadece, affedersin, merkep gün beni kullanmıyor. İşime koşuyor. O da severek gider onun işine koşar. Yani birbirinin yükünü çekiyor. Birbirine yük yüklemiyor. Ona çok dikkat etmeli. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana cennette bir köşk verilir. Allah'a ve ahirete inanan Cuma namazına gitsin. Aşk yoluna girelim, yahu ya hak diyerek, zat-ı hakka erelim, yahu ya hak diyerek. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Üçüncü cilt, 41. mektup. Bu mektup, bir Saliha hanıma, rahmetullahi teâlâ aleyha, yazılmış olup, kadınlara lazım olan nasihatleri bildirmektedir. Kadınlardan istenilen üçüncü şart, zina etmemektir. Bu günah, İnsana dünyada ve ahirette zarar verir ve bütün dinlerde yasak ve çirkin olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, zinanın dünyada üç fenalığı vardır. Biri, güzelliği ve parlaklığı giderir. İkincisi, fakirliğe sebep olur. Üçüncüsü, ömrün kısalmasına sebep olur. Ahiretteki
üç zararına gelince Allahü Teala'nın gadabına sebep olur. İkincisi sualin, hesabın fena geçmesine sebep olur. Üçüncüsü cehennem ateşinde azap çekmeye sebep olur. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, yabancı kadınlara bakmak, gözlerin zinasıdır. Onları tutmak, ellerin zinasıdır. Onlara gitmek, ayakların zinasıdır. Nur suresindeki 30. ayet-i kerimede mealen, mü'minlere söyle, yabancı kadınlara bakmasınlar ve zina etmesinler. Ve mü'min kadınlara, onlar da yabancı erkeklere bakmasınlar ve zina etmesinler buyuruldu. Kalp, göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa, kalbi korumak güç olur. Kalp harama dalarsa, zinadan sakınmak güç olur. O halde, imanı olanların, Allahü Teala'dan korkanların, harama bakmaması lazımdır. Ancak bu suretle kendini korumak, dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkün olur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kadınların, kızların yabancı erkeklerle yumuşak sesle, nezaketle konuşmalarını, böylece kötü adamların kalplerine fenalık getirmelerini men buyurmakta, buna sebep olmayacak şekilde söylemelerini istemektedir. Kadınların yabancı erkeklere süslenmelerini yasak etmektedir. Bileziklerinin sesini duyurmamak için yavaş, sessiz yürümelerini emretmektedir. Yani fıska, günaha sebep olan her şey de günahtır. O halde günaha, harama sebep olan şeylerden kaçmak lazımdır. Merkez Efendi. Bu bölümümüzde nice nurdan goncaların cem olduğu, yüce şahsiyetlerin, büyük evliyaların çıktığı bir diyarda Denizli'de başlayan bir hayatı konu edineceğiz. 1463'ü gösterirken takvimler, Denizli'de bir çocuk doğar. İsmini Musa koyar büyükleri. Osmanlı'nın her karışında olduğu gibi Denizli'de de insanlar, İslamiyet'in ilme verdiği kıymeti ve ilmin şerefini pek iyi bilmektedirler. Musa da, küçük yaşlarda başladığı ilim tahsilinde, öğrenme isteği ve zekasının parlaklığıyla, tefsir, hadis, fıkıh gibi dini ilimlerin yanında, tıp ilminde de yetişir. Bunlar görünen ilimlerdir ve elbette temeldirler. Ruhun terakkisi, kalbin Allahü Teala'dan başka şeylerin mabutluğundan kurtulması için elbette manevi mütehassıslara ihtiyacı vardır ki Musa Efendi'nin evliyanın o eşsiz bakışlarına muhatap olmaktan başka yolu yoktur bunun. Musa Efendi 30'lu yaşlarına gelince çevresinde sayılan bir alim olur. Yaşı 30'dur ama alimler bile onun ilimdeki yüksekliği konusunda ittifak halindedirler. Musa Efendi, büyük bir alim olduğunu pek iyi bildiği Sümbül Sinan Hazretlerini, duyduğu bazı dedikodular nedeniyle ziyaret etmez. Bu konuda uyarıldığı bir rüya görünce Musa Efendi, gider vaazını dinler Sümbül Sinan'ın. Sümbül Sinan Hazretleri bir ara Taha suresinin tefsirini yapar ve kürsü arkasındaki Musa Efendi'yi kastederek, "Ey cemaat, tefsirimi anladınız." Hatta Musa Efendi de anladı deyince, Musa Efendi bu keramet karşısında yaptığı hatayı anlar ve talebelerinden olur onun. Sümbül Sinan Hazretlerinin Musa Efendi'ye söylediği şu söz, onun büyük marifetlere kavuşacağını müjdeler. Ey Musa! Artık Allahü Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında marifet sahibi olmak zamanıdır. Dergâhta hizmete başlayan Musa Efendi'ye bir gün hocası şu soruyu sorar. Ey Musa! Sen dünyanın nasıl nizam içinde işlemesini isterdin? Belli ki soru,
nice hikmetler içeren bir imtihandır. Musa Efendi duraksamadan cevap verir. Her şeyi merkezinde bırakırdım. Bütün âlem öylesine güzel bir nizam içindedir ki, buna bir şey ilave etmek veya eksiltmek düşünülemez. Bu sözü hocasının çok hoşuna gider ve ona, madem her şeyi merkezinde bırakırdım diyorsun, o zaman bundan sonra ismin Merkez Müslehiddin olsun diye cevap verirler. İşte bundan sonra Merkez Efendi olarak bilinir büyük veli. Sadakati ve muhabbeti, hocasının teveccühünün eserlerinin kendisinde görülmesine kapı aralar ve günden güne ilerletir onu. Manevi olarak büyük mesafeler kat eder Merkez Efendi. Ve hocasından maddi manevi ilimlerin icazetini alarak Aksaray'daki bir dergaha hoca olarak tayin edilir. Merkez Efendi evlenme çağına gelmiştir artık. Hocası Sümbül Sinan Hazretlerinin kızının takvası dillere destandır. Kaldı ki her şeyini borçlu olduğu Sümbül Sinan Hazretlerine damat olmak arzusuyla konuyu müstakbel kayınpederi olan hocasına açar. Sümbül Sinan Hazretleri bir müddet düşündükten sonra kendisinden beklenmedik bir şart koşar talebesine. Der ki, evladım, kızımı sana veririm. Fakat bir deve yükü altın getirebilirsen. Ne gönlünde ne cebinde dünyalığı olmayan bir derviş ve bir deve yükü altın. Merkez Efendi şüphe duymadan bir deveyi bazılarının hayret, bazılarının istihzai bakışları altında iki çuval toprak yüküyle yükler ve hocasının dergahının önünde yükleri boşaltır. Fakat çuvallardan boşalan toprak değil, herkesi hayret ve hayranlığa garg eden keramettir. Çil çil altınlar saçılmıştır etrafa. Sümbül Sinan Hazretleri hiç şaşırmadan tebessümle şunları söyler talebesine. Maksadımız ne altınlar ne de senin büyüklüğünü ölçmek idi. Sadece herkesin senin manevi dereceni görmesini istedik. Hepsi o kadar. Ve Merkez Efendi kısa süre sonra hocasının aynı zamanda damadı olma şerefine de kavuşur. Bir gün seyahatte olan sultanın kızı ve eşi Yanya'dan İstanbul'a gelirken eşkıyaların baskınına uğrarlar. Eşkıyalar birden karşılarına çıkan Merkez Efendi'yi görünce korkuya kapılır ve kaçarlar. Bu açık kerameti duyan sultan Merkez Efendi'ye önce Eyüp'te bir cami ve dergah yaptırır. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Han, Topkapı surlarının dışında yaptırdığı tekkede vazife verir büyük veliye. Yine bir ara sultanın emriyle Manisa'ya görev için giden Merkez Efendi, tıp ilmindeki tecrübeleriyle 41 çeşit baharattan meydana gelen bir macun yapar ki, 1001 derde devadır bu. Ve yüzyıllardır, hatta günümüzde, adına şenlikler yapılan mesir macunu, Merkez Efendi'nin bir eseridir. Ve Manisa'ya birçok şehirden, onun ilminden istifade için gelenler, ilim ve marifetle teçhiz olmuş bir şekilde güneş gibi doğarlar memleketlerinin üzerine. Merkez Efendi Manisa'dayken, hocası Sümbül Sinan Hazretleri hastalanır ve vefatına yakın, taşradan gelecek dostum vekilimdir diye emir buyurur ve sonra da vefat ederler. Gönlüne düşen bir ateşle yola çıkan Merkez Efendi İstanbul'a gelir ve manevi işaretler ve hocasının vasiyetiyle dergâhta bütün müderrislerin başı olur ve dergâh taliplilerle dolup dolup taşar. Yayılır dört bir yana marifetullah. Ömrü İslamiyeti, Resulullah'ın ve eshabının yolu olan tek doğru fırkayı, yani ehli sünneti yaymakla, gariplere yardım ve şefkatle geçen Merkez Efendi, 1551'de Dar-ı Bekâ'ya irtihal eder, rahmet-i rahmana kavuşur. Cenazesi kaldırılırken, Fatih'te misli az görülen bir kalabalık müşahede edilir. Bu kalabalık sebebiyle, Topkapı surlarının dışında
Kanuni Sultan Süleyman Han'ın validesi adına yaptırdığı tekkedeki kabrine büyük evliya Ebu Suud Efendi'nin elleriyle defnedilir. Yüzyıllardır insanların Zeytinburnu'nda kendi adıyla anılan mahalledeki kabrini ziyaret edip hürmetine Cenab-ı Hak'tan niyazda bulunduğu büyük veli Merkez Efendi Hazretleri buyurdular ki: Namazınızı asla ihmal etmeyin ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mümin ile kâfiri ayıran fark namazdır. Evliyanın sohbeti bulunmaz bir nimettir. Çünkü büyüklerin sözlerinde Rabbani tesir vardır. İslam ahlakı. Cuma namazının sahih olması şartları 7'dir. 1. Namaz kılacak yer Mısır olmak, yani şehir denecek kadar büyük olmaktır. 2. Hutbe okumaktır. 3. Hutbeyi namazdan önce okumaktır. 4. Orada imam veyahut devlet reisi tarafından mezun naibi olmaktır. 5. Öğle vaktinde kılınmaktır. 6. Cemaat bulunmaktır. İmam-ı Azam'a ve İmam-ı Muhammed'e göre rahimehumullahü teala bali ve akil ve erkek imamdan gayri 3 Adem ve İmam-ı Ebu Yusuf'a göre rahimehullahü teala imamdan gayrı 2 Adem olmaktır. 7 Namaza herkesin gelmesi serbest olmaktır. Hindiyye fetvasında diyor ki hür, sağlam ve seferi olmayan erkeklerin cuma namazı kılmaları farz-ı ayn'dır. Seferde olana ve hastaya ve kadınlara cuma namazı kılmak farz değildir. Şiddetli yağmur ve hükümet adamının zulmünden korkanlara da farz olmaz. Salih imamın kıldırdığı camiye gitmeli, fasık imam arkasında kılmamalıdır. Her kadının herhangi bir namazı cemaatle kılmak için camiye gitmeleri mekruhtur. Cuma'nın vacibi 5'tir. 1. Ezan vaktinde her şeyi terk etmektir. 2. Camiye say ederek gitmek. 3. Hatip efendi hutbedeyken nafile kılmamak. 4. Dünya kelamı söylememek. 5. Sükût eylemek. Cuma'nın müstehabı 6'dır. 1. Raihâ-i tayyibe. 2. Misvak. 3. Pak libas. 4. Tebkir. Tebkir, cuma namazı için camiye erken gitmeye derler. Zaman-ı saadette Eshab-ı Kiram radıyallahu teâlâ anhum ecmain, sabah namazından sonra dağılmayıp, cumadan sonra dağılırlardı. Bu ümmetten ilk terk olunan şey, tebkir sünnetidir. 5. Gusletmektir. 6. Salavat okumaktır. Cuma'nın mekruhları 5'tir. 1. Hatip efendi hutbedeyken selam vermektir. 2. Kur'an-ı Kerim okumak. 3. Aksıran kimseye yarhamükallah demek. 4. Yemek ve içmek. 5. Mekruh olan her ameli işlemek. Hatip efendinin hutbeyi uzatması da mekruhtur. Minarede okunan 1. Cuma ezanından sonra hatip efendi minberin yanında Cuma'nın ilk sünnetini kılar. Sonra minber önüne gelip, ayakta kıbleye karşı kısa dua edip, minbere çıkar ve cemaate karşı oturup, ikinci ezanı dinler. Sonra ayakta hutbeye başlar. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Bursa'nın çok önemli ziyaretgahlarından birisi olan
Emir Sultan Tepesi'nin üstündeki Emir Sultan Külliyesi'nin avlusundayız. Burada geniş bir külliye vardı. Yani sosyal tesisler toplumuydu bu. Birkaç tane sosyal tesis vardı. Önce Emir Sultan Hazretleri burada tekkeyi yaptırdı. Sonra hamamı yaptırdı. Tekkeyi sizlere daha tanıtamadık. Yetiştirebilsek bu bölümde tanıtmaya çalışacağız. Daha sonra vefat ettiğinde, ki o tekkenin yeri çok genişti. Orada yerinde anlatacağız. Yani öyle 3-5 odalı bir yer değildi. Sonra vefat edince buraya türbesini yaptırdı Hundi Sultan Bayezid Han'ın kızı. Sonra da bu camiyi yaptırdı. Bu cami ilk yapıldığı gibi değil. Bursa malum zelzeleler şehridir tarihte. Allah-u Teala bir daha o günler inşallah ne Bursa'ya ne başka bir şehrimize, ülkemize, hatta insanlığa göstermesin diye dua etmek elimizden gelir. Ne yapalım? Başka bir şey yapamayız. Yere basıp da dur diyemeyiz ki efendim. O bir yürümeye başladı mıydı? Çaresizsiniz yani. Doğadır, şudur, budur. Geçin kardeşim ya. Geçin. Doğada, hadi izah edin doğayı. Laboratuvarda onu çözün. Hiç olmasa bize bir dakika önceden haber verin. Daha haberini vermekten aciz haldeyiz efendim. Şimdi avlu revaklı avludur. Giriş çıkış kapıları hariç her tarafı revaktır. Kaş kemerlerle yapılmış. II. Mahmud Han zamanında yapıldı bu revaklar. Bunlar ahşaptır. Diğer camilerde son cemaatiyenin revakları kubbeli olur. Ortadaki kubbe biraz yüksek olur. Efendim sütunları mermerden olur. Bunu da demek ki zelzeleden önce sütunları mermerden böyle kubbeli bir revakı vardı. Mahmud Han zamanında işlerin çabuk yetişmesi için, çünkü büyük bir afattı efendim o Bursa zelzelesi. Bunu çabuk yetiştirebilmek için mecburen ahşaptan yapmışlar. Sadece son cemaat yerinin bu orta kısmında camiye giriş taş kapısının hizasında olan yer ahşaptan yine tonoz olarak yapılmış. Cami ilk yapıldığında 6 kubbeliydi. Şimdi tek kubbesi var. Ve mermer sütunlar çepeçevre bu revakları taşımaktadır. Şimdi caminin içerisine girelim. Böyle uçak sesleri de herhalde sizi rahatsız ediyor olabilir. Onun için bağışlayın. Elimizde değil ki efendim. Biz daha kendi uçurduğumuz uçağımıza dur diyemiyoruz ki zelzeleye dur diyeceğiz efendim. İnsanoğlu bir yere geliyor, az içinde oluyor. Geçelim içeriye. Şimdi Emir Sultan Külliyesi'ndeki Emir Sultan Camii'nin içindeyiz. Caminin içerisi çok ferah tutulmuş, aydınlık bir mekan. Başka camilerimizden daha fazla pencere konmuş. Pencerelerde Abdülhasan zamanında o 1855 zelzelesinden sonra onun tamiratı sırasında o dönemin mimarisine göre pencere yapılmış. Yani caminin yapıldığı 1429 pencereleri değil bunlar. Evvela bir 3. Selim Han 1804'lerde burayı onartmış 1795 zelzelesinden sonra. Daha sonraki dönemlerde de 1855'te küçük kıyamet denilen ve 3 gün devam eden yerlerden böyle boğucu buharlar çıkan zelzelenin neticesinde burada tabii çok tahribata uğradı. Abdülaziz Han Bursa'yı zaten çok severdi. Zelzeleden önce de efendim gelirdi giderdi. 61'de tabii kendisi padişah olunca daha çok gelip gitmeye başladı. Buraya hem deniz yoluyla gelirdi, hem karadan geldiği olurdu. Ekseri deniz yolunu kullanırdı. Bursa'nın birçok yerindeki böyle cami ve hayrat eserleri tamir ettirdiği gibi bunu da tamir ettirmişti. Caminin şimdi hemen soldan başlarsak minberi çok yeni değilse de eski de denmeyecek kadar yeni duruyor minberi. Demek ki o zelzelede kırıldı, etti. Daha sonraki yıllarda da belki bir tahribat oldu. Minber çünkü arızası da kolay kolay bilinmez efendim. Senede 52 defa cuma namazı için hocalar
minbere çıkarlar. İki defa da bayram namazı için. Başka bir zaman kullanılmaz ki. Yani bir yere eskidi mi, etti mi, her zaman girilip çıkılan yerin eksiklikleri çabuk görülür. Fakat böyle senede hepsi 54 defa çıkılan yerin arızası var mı yok mu birden göçüverir. Bilemezsiniz nerede ne çürüklük oldu diye. Ahşap bir minber. Hemen ön tarafta, kıblede efendim, mermer sütunlarla desteklenmiş güzel bir mihrabı var. Bir de bu caminin özelliklerinden birisi pencere kepenkleridir. Bunlar geçme yapılmış ama yani kündekari tekniği bir geçme değil. Marangozların hiç çivi kullanmadan da ahşap tahtalar birbirlerine geçme tutturdukları bir husus vardır. O tip bir geçme olmuş. Yoksa üzerinde motifler olsun, yazılar olsun falan öyle değil. Hepsi sade ve boylu boyunca tabii yazın sıcak zamanlarında kapatıldığında içeriye sıcak girmemiş oluyor. Kışın soğuk günlerinde kapatıldığında da içeriye soğuk girmemiş oluyor. Yani iyi bir yalıtım malzemesi. Bunu ecdadımız çok dikkatle yapmış. Bazı camilerdeki kepenkler sanatkârhane yapılmış. Hakikaten emsalsiz görünüyor. Burası çok zelzeleye muhatap olduğu için öyle bir durumu da olmamış. Şurada iki tane tarihi şamdan var. Bunlar mum. Mum. Ama insanlar geliyorlar, bu mum muymuş, değil miymiş, böyle tırnağıyla yokluyor. Kesinlikle böyle şeyleri yapmamak lazım. Bu mum şamdanların bu tip olanları küçük sayılıyor. 250 kilo ağırlığında mum taşır bunlar. Buradaki de, oradaki de ikisinin de bağlama şeyleri belki sonradan yapılmış ama şu duvara tutturma, rapt etmeleri biraz sanatkârhane yapıldığı için yani tarihi yapıya da gitmiş. Vaaz kürsüsü orijinale benziyor. Yani çok eskilerden birine benziyor. O bakımdan bu da hoş bir görüntü. Zaten cemaati en bol camilerimizden belki Ulu Cami'den sonra burası geliyor tahmin ediyorum. Ben de yani Hüdavendigâr de dahil. Burası çok insanın gelip geçtiği yer. Bir de müezzin mahfili dediğimiz mahfiller arka tarafta. Arka mahfil de deniyor bunlara. Ama onun üstündeki mahfil kısmı çok güzel. Yani oraya da epey bir cemaat alacak şekilde getirmişler ama camiyi karanlık yapmayacak şekilde de yüksekte tutturmuşlar. Hemen onun arka tarafında da iç avluya bakan bir balkon koymuşlar efendim. Bu balkon cemaatin hava alması için falan değil. Zaten buranın cami avlusu tamamıyla mermer döşelidir. Halep'teki Emeviye Camii'nin de zemini mermer döşelidir. Oraya ayakkabıyla girilmez. Ta kapıda ayakkabı bırakılır. Çoraptan yürür yürür gelirler. Orada özel bir mermer konmuş. Yani yazın sıcağını almıyor, kışın soğuğunu almıyor. Enteresan bir mermer. Bayağı çorapla basılıp gidiliyor. Biz bastık gördük. Burada cemaat olacağı için iç avluda, şadırvanlı havuzun olduğu yerde. Hocanın sesi de mikrofon yok o zamanlar. Mikrofon olsa da yani mikrofonla sesin duyurulması dini hususlarda biraz hatalı görülüyor. Öyle yazıyor kitaplarda. İşte oraya bir müezzin çıkıyor o balkona. Hocanın buradaki tekbirini bütün avluya yüksekten ve yüksek sesle de söyleyince herkese duyurmuş oluyor. Şimdi ise hoparlörden parkta oturan ayak ayak üstüne 60 olanda hoca eğer cehri okuyorsa, açıktan okuyorsa Fatiha-i Şerif'i, ayak ayak üstündeki Fatiha-i Şerif'i dinliyor, farkına bile varmıyor efendim. Bunun mahsuru da oluyor yani. Çok yere gitsin, çok yere gitsin demek belki doğru bile değil. Evet, Emir Sultan Camii'ni böylece anlattık. Biraz da Emir Sultan Hazretleri'nin kendi kurduğu, öz parasıyla kurduğu tekkesini göstereceğiz sizlere. Buradan oraya geçelim efendim. Şu anda Emir Sultan Tekkesi'nin önündeyiz. Şimdi bir kültür merkezi haline getirilmiş. Bursa Büyükşehir Belediyesi Emir Buhari Kültür Merkezi. Emir Buhari de denir, Emir Sultan da denir. Her ikisi de söylenir. Efendim, burası esas gelip yerleştiği yer, çömlekçiliğe başladığı bölge burası efendim.
Burada iki katlı bir tekke yaptırmış idi. Fakat çok harap vaziyetteydi. Yani buralar içine girilecek gibi değildi yakın zamana kadar. Önünde avlusu vardı. Burası haremlik kısmıydı. Yani erkeklerin bulunduğu yer. Şu hemen önümüzdeki kısım ise ilkokul yapılmıştı. Orada selamlık kısmıydı. 1925'te tekkeler ve zaviyeler çıkarılan bir kanunla kapatıldıktan sonra bu tekkelerin teberrüket eşyası denilen daha önceki post işinlerden kalan tekke hatıraları vardı. Çeşitli şeyler de bunlar. Bastonundan tutun cübbesine kadar bunlar teberrüken saklanmıştı. Yani bereketlenmek için saklanmıştı. Yoksa haşa eşyaya tapmak için değil. Bilhassa Mevlevi hanelerdeki teberrüket eşyası çok fazla idi. Daha sonraki zamanlarda tabii bazı tekkelerde böyle yanlış bir yaşantılar da oluyordu. Bu tekkeler, zaviyeler kapatıldıktan sonra bunların malları ya evkafa devredildi, yani vakıflara devredildi ya da o tekkenin, zaviyenin mensupları bunları Türkiye'de hudut dışına çıkardılar. Birisi Kıbrıs'taki Lefkoşa Mevlevi Hanesi'ne götürüldü, büyük bir bölümü. Sonra Halep'e götürüldü. Bunların ikisi de 1925'lerde Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde değil. Ama insanlar ne yapsın? Kendilerindeki bu hatıra eşyalar zayi olur. Bir yerlerde kıymetini bilmeyenler buna hakaret ederler diye en yakın yer Lefkoşa'ya gemilerle kaçırmışlar efendim. Burada da Emir Sultan Hazretleri'nin kurduğu bu tekkede zaman içinde Kübreviye, Halvetiye ve Nakşibendi şeyhleri görev yaptılar. Bunlar birer tarikat ismidir. Tarikat demek yani Allah-u Teala'nın verdiği emirlerden başka emirleri tutan insanlar demek değil. Hepsi de Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerle emir buyurduğu şeyleri açıklayarak anlatan kimseler demektir. Yoksa yasaksa yasak, serbestse serbest. Yani tarikat şeyhi gelip de bir yasağı serbest etmiyor, serbesti yasak etmiyor. Eğer ediyorsa orada hata ediyor. Şimdi burayı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bursa'da bir sosyal tesis haline getirmiş. Burada çeşitli tasavvufi bazı çalışmalar yapılıyor. Ve ayrıca geliyorsunuz 15-20 kişi ya bir odada şöyle oturalım kendi kendimize sohbet edelim. Onlara burada bir oda tahsis ediliyor. Yani ahbap ve yaranınla oturup çay içeceksin. Çay burada ikram ediyorlar. Çeşitli şeyler de veriyorlar. Yani bunlarla beraber burada bir sohbet ediyorsun. Ne oluyor o zaman? Kahve ortamından kurtulmuş oluyorsun. Yani kahve, oyun, şu bu ortamdan kurtulup burada hakiki sohbet ediliyor idi. Şimdi bu tekkeyi bu kadar anlatabildik Emir Sultan Tekkesi'ni. Düzenlemesi çok hoş olmuş. Yanındaki hamamı zaten önceki programlarda gösterdik. Belediye Başkanlığı tarafından önüne güzel bir büyük alan açılmış. Halk şimdi geliyor ikindi güneşinde Mart ayı olmasına rağmen rahat rahat çoluk çocuğuyla oynuyor, güvercinleri yemliyorlar falan. Bu insanlar şimdi strese girer mi efendim? Evinde bunalıp kendini sokağa atan insan gelir burada rahat rahat dinlenir. Arzu eden geliyor burada tek başına da çay da içiyor. Meşrubat da içiyor. Yani insanlara bir kolaylık sağlanmış. Sağlayanlara da huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın efendim.